Teşebbüsü Mehmet Alkan Bey'le beraberiz. Biraz evvel de diğer üretim merkezleri geldik. Şimdi de Beose Tekstil'e geldik. İşte Malatya'nın maske üretiminde lojistik üst olduğunu ve Türkiye'de ve insanlığın maske ihtiyacını karşılayan merkez olduğunu sizler de gözlerinizle görüp kameralarınızda bunu tespit ettiniz. Bu da önemli bir arsadı. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2 Nisan'da belediye başkanlarıyla yapmış olduğu toplantıda Malatya'da tekstil sektörünün önemli olduğunu, dolayısıyla maske üretiminde de Malatya'nın lojistik bir merkez olması gerektiğini talimatlarını bize verdiler. Bizler de Malatya'daki organize sanayide faaliyet gösteren müteşebbislerimizi, tekstil sektörüyle uğraşan müteşebbislerimizi topladık. Organize sanayi müdürlerimizle birlikte bu işin nasıl, ne şekilde koordinasyonun yapılacağı konusunda mutabakat sağladıktan sonra bütün tekstilci kardeşlerimizle, müteşebbislerimizle üretime başladılar. Burada da günlük üretim miktarı 100 bin, bunun da önümüzdeki günlerde 150 bine ve daha ileriki rakamlara çıkması noktasında da Mehmet Bey'in ifadelerini sizler de müşahede ettiniz. Biz şunu özellikle gururla ifade edelim ki Malatyalı müteşebbislerimizle gurur duyuyoruz. Ve bu Malatya'da sadece 3 milyona yakın bir maske üretimiyle birlikte Malatya grubunun Türkiye genelinde günlük 10 bin maske üretim kapasitesi, 10 milyon maske üretim kapasitesi olduğunu da biraz daha arkadaşlarımız ifade ettiler. İnşallah Türkiye'nin maske ihtiyacını Malatya ve Malatyalıların karşılayacağını da burada ifade ediyorum. Hem Cumhurbaşkanımızın sözü yerde kalmamış olacak, hem de Malatyalılar Türkiye üzerinde ve insanlığın üzerinde kendi üzerindeki sorumluluklarının birinci ve müdürkünde memleketimizin sağlığı için, toplum sağlığı için elinde gelen gayreti ve çabayı gösteriyorlar, göstermeye de devam edeceklerdir. Ben bu anlamda bütün Malatyalı müteşebbis hemşehrilerimi kutluyorum, tebrik ediyorum. Mehmet Arıkan şahsında Belsa tekstili ve tekstil çalışanlarını tebrik ediyor, kutluyorum. Bu çalışmaların memleketimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.